Oğlum yapamıyorsun bak. Bir daha bak. Beni dinle. Böyle değil bak. Chico. Dur. Böyle. Bir daha. Bir daha yap. Bak. Yap bakayım. Olacak olacak. Aferin sana. Olacak. Selamünaleyküm arkadaşlar. Güvercin ve Kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Bugün size farklı bir yerden video çekiyorum. Aslında farklı bir yer değil. Gene bizim şirketimizin içinde. Burada ufak bir yer var böyle. Muhabbet kuşu üretimi yapılıyor. Bir Erdal abim var. Şirkette çalışan. Onun muhabbet kuşları. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Biraz canım sıkkın. Tadım tuzum yok. Normalde burayı size daha keyifli anlatmak isterdim. Ama maalesef başımıza sıkıntılı olaylar geldi. Arkadaşlar, biliyorsunuz benim papağanlarım var. Hatta bir tanesi burada. Paşa burada. Paşa! Arkadaşlar ben bunları, benim papağanlarımı kendi fabrikamın içinde besliyordum. Size de bayağıdır videosunu çekememiştim. Çünkü gürültülü ortam, kuşların tam yerleri belli değildi vesaire. Çekmek istememiştim. Sonrasında Erdal abi burayı yapınca hazır üretimden de anlıyor. Dedim ki Erdal abi sana vereyim kuşları. Üretebiliyorsan sen üret. Papağanlarımı buraya getirdim. Ama maalesef arkadaşlar şimdi size göstereceğim. Şöyle. Şöyle göstereyim. Maalesef benim papağanlarımla beraber 2, 4, 6, 8, 9 tane daha muhabbet kuşu vefat etmiş. Arkadaşlar bu Chico. Bizim bu İzmir Marşı'nı ıslıkla çalan papağanımız. Bu da eşi biliyorsunuz yumurtlamışlardı. Yavrularını almak nasip olmamıştı. Onunla beraber bir sürü muhabbet kuşu da vefat etmiş arkadaşlar. Bunun sebebi de burası arkadaşlar yangın merdiveni. Bu yapılmıştı ama boyanmamıştı. Sonrasında pazar günü gelmişler boyacılar. Burayı boyamışlar. Boyarken de bu havalı tüplerden kullanmışlar. Püskürtme boyayla. Orayı boyarken de bu kümesin duvarını da boyamışlar. Buradan giren bütün boyalar, o tiner kokusu, kimyasal madde kokusu kuşları perişan etmiş. Kuşlar perişan olmuş. Pazar günü de zaten bu kimyasala maruz kalan bütün kuşlar vefat etmiş. Burada sıkıntılı kuşlar da var. Mesela şu. Bunun da durumu çok iyi değil. Değil mi Erdal abi? Bu da gidici gözüküyor. Bunun eşi ölmüş zaten. Şöyle bir netleştirsem. Arkadaşlar bakın yumurtalar da var. Yani bu kuşun eşi gitmiş. Bunun da iyicene zaten tadı tuzu kalmamış. Şöyle göstereyim. Erdal abi bu da gider diyor. Ben duyunca çok üzüldüm. Hem Erdal abinin kuşlarına çok üzüldüm. Yani burada bir emek var. Bunların hepsi bir can. Bunları görüyor musunuz arkadaşlar? İşte etkilenen etkilenmiş. Belki bugün böyle, yarın gene buradan ölü çıkaracağız. Onu da bilmiyoruz. Kuşların şu anda tam durumları belli değil. Ama size son kez şu ölenleri göstereyim. Benim iki tane sultan papağanım. Chico'yla eşi. Paşamız hala yaşıyor.
Ama bunları kaybettik. Bunlar da Erdal abinin muhabbet kuşları. Bunların hepsi damızlıktı arkadaşlar. Hepsinden yavru alıyordu. Çok da iyi bakıyordu. Ama maalesef bir talihsizlik mi diyelim, ne diyelim artık. Burayı boyayanlar da suçlu değil. Sonuçta onlar da bilmiyor. Burada bu sesleri duysalar bile kuşların bu durumdan öleceklerini bilmiyorlardı. Böyle bir sıkıntı yaşadık. Burada boyanırken kuşlarımız da vefat etti. Canım sıkkın, sabah sabah geldik. Bu kötü haberi duyduk. Gelir gelmez de buraya koştum. Gördüğüm tablo beni kahretti. Yapacak bir şey yok dediğim gibi. Burada kimsenin suçu yok. Ne Erdal abinin, ne benim, ne de burayı boyayan kişilerin. Kadermiş diyeceğiz. Bir seneden beri benim ofisime yakın bir yerde duruyorlardı. Çok gürültü vardı, soğuktu. Dedik ki belki o yüzden üremiyor. Getirelim buraya diğer muhabbet kuşlarıyla beraber. Keyifli keyifli yaşarlar, yavrularlar diye düşündük. Ama meğersem ölüme getirmişiz kuşları. Erdal abi sen de buraya daha yeni getirdin değil mi kuşları? Bir ayı geçti değil mi? Erdal abi de taşındığımızdan beri evinde besliyordu. Tabii kuşlar çok olunca yerde sıkıntı. Bir ay önce kuşları buraya getirdi. Bunlar senin herhalde bir 3-5 yıllık muhabbetlerin değil mi? Şu iki tanesini yeni almış arkadaşlar, renkleri çok güzel diye. Şey diye düşündüm, acaba bunlardan hastalıklı o yüzden mi hepsine bulaştırdı, ama bir günde olmaz arkadaşlar. Bir günde olmaz. Zaten kuşları kontrol ettik. Öyle popoları falan ishal değil. Kafeslerinde böyle cıvık dışkılar yok. Bir günde olacak iş değil. Büyük ihtimalle kimyasal yüzünden. Yapacak da bir şey yok. Arkadaşlar biz birazdan bu canlıları gömeceğiz. Hepsini böyle toprağın içine defnedeceğiz. İnşallah bundan sonra da ölüm olmaz. İnşallah sıkıntı yaşamayız. Kazmaya mı gidiyorsun sen? Geliyorum ben de. Ben videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Çiko'yla eşi gitti. Paşamız hala burada. Allah'a şükürler olsun. Sağlıklı gözüküyor. Ne yaparım bilmiyorum ya. Vallahi ne yaparım bilmiyorum. Canım çok sıkkın. Şükür ki hepsi ölmemiş. Hepsi ölseydi zaten iyice perişan olurduk. Yok ya, bu da gidici ya. Erdal abi bu gidecek ha, ben sana söyleyeyim. İyice kanadı falan düşmüş yani. Zaten bu yumurtalar ne olacak onu da bilmiyoruz yani. Artık bu yumurtalar da çıkmaz. Arkadaşlar, daha fazla konuşamayacağım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.